Bize bu etkinliği sunan, festivalin bir günde bizi ayıran Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Şubesi'ne teşekkür ederim. Köyümüzde uzun süredir böyle bir etkinlik düzenlenmemiştir. Bundan sonra da başkanımızdan böyle etkinliklerin devamını birlikte yapmayı rica ediyorum. Yaptığımız davetlerin birer simgesi olan kefiğimizle başkanımıza böylece takdim ediyorum. Ben muhtarımıza çok teşekkür ediyorum bu misafirperverliğinden dolayı. Ben bugün muhtarımızı ve buradaki canları dinlemek için buradayız. O yüzden ben cümleniz adına tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Muhtarıma da söz veriyorum. Bizler hep birlikte bu geleneği, bu düşünceyi birlikte yaşatacağız. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Eydir Şah Hatay'ın zarar başı, elendi toprağı saçıldı daşı. Rumeli'nde oturur Hacı Bektaş'ı. Açılır kapılar kapılar Şah'a gidelim. Yar yar dost dost dost. Baktım havalandı gönlümün kuşu. Donmayınca bu can ayrılmaz senden. Baktın Azrail'i gözlümden dinle. Donmayınca bu can ayrılmaz senden. Ayrılmaz senden. Mollalar oturmuş kefenin içer. Dülgerler oturmuş ağaçtan gelmemiş geziyor atlar. Binmeyince bu can ayrılmaz senden. Ayrılmaz senden. Yol bir nehirse onları besleyen ırmaklarda sürek oluyor. Yani yolumuz bir ama biz de besliyoruz işte böyle Alevili. Bizler de sürekleriz. Ama hepimiz canız. Hepimiz biriz. Birimiz hepimiziz. Hepimiz biriz. Bizler güneşin sofrasında dostların arasında oturmaya devam ediyoruz. Hızır Paşaların sofrasında oturanları, onlarla birlikte oruç açanları tahtacıların çoğunluğu kabul etmiyor arkadaşlar. Kimse bizi referans alarak Hızır Paşaların sofralarına oturmasın. Biz tanımıyoruz onları. Aynı zamanda Alevi Kültür Derneği Başkan, Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı'nı da tanımıyoruz. Biz bize yeteriz. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Bu konuyla ilgili Ege Tahtacılar Derneği Genel Merkezi bir basın açıklaması yaptı. Tanımadıkları ile ilgili, kınadıkları ile ilgili. Biz de Ege ve Narlıdere Tahtacıları olarak o bildirgenin arkasındayız. Onların yanındayız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elimizde olan belgelere göre tahtacılar hakkında çok bir araştırma yapılmamış. 1900 yıllarında başlayan bir araştırma var. Başlayan araştırmalar var tabii. Bu araştırmalar üçe ayırmak mümkün. Birisi Türkologların yaptığı araştırmalar. İşte Faruk Köprülü, Ethem Ruhi Fırlalı gibi, Baha Said gibi, Yusufiya Yörükan gibi
Türkologların yaptığı araştırmalar var. Genellikle söylemler onların söylediği üzerine. Onlar ne yazmışsa doğru gibi bir algı var. Ama okumaya başladığımızda, hani az önce konuşmaya girerken çocukluğumda duyduğum bir Sarıkaya hikayesini ta 70 sene sonra Edremit'te bir başka kapı açıldı dedi. Bunlar makalelerini yazarken, işte tahtacılar üzerine tarih yazarken bazen kanıt aldıkları belgeleri de yazmışlar. O belgelerden artık bakıyorsun, o belgeleri okuduğunda bakıyorsun, söylenenle yazılanın arasında çok farklar var. Tahtacıların çok ciddi araştırılması açısından arkeologlara çok iş düşüyor. Bizim dergahlarımız var. Hemen her dağda bir dergahımız vardır. Burada da mutlaka o dergah vardır Doyran köyünde. O dergahlar, taşlar dizilidir o dergahların yanında. Sağında bir taş, solunda bir taş. İnsanlar niyaz eder. Sonra geçerler, en arkada büyük bir taş vardır. Ona niyaz ederler, oraya otururlar. İşte arkeologlar o taşların kaç yıldan beri var olduğunu ölçebiliyor. Ya da jeologlar bunu ölçebiliyor. Bunun için büyük bir araştırma gerekiyor. Bu da artık Alevi örgütlerimize düşüyor. Oh,